Görünüşe göre insanlar tarafından terk edilmiş ve görsel olarak hiçbir çekiciliği olmayan yerleri gezmek giderek daha da popüler bir etkinlik haline geliyor. Bu tür yerler insan eliyle yapılmış yerlerin zamanla çürüdüğünü ve doğanın zamanla sahip olduğu şeyleri bir şekilde geri aldığını gösteriyor. Para, prestij, statü ve bir de düşüncesizce tüketim çılgınlığı peşinde koşmak modern toplumları resmen robota dönüştürür ve farkında olmadan düşünme yetilerini kaybetmelerine neden olur. Terk edilmiş yerleri keşfetmek, o kişinin buraları inşa eden, buralarda çalışan veya yaşayan insanların akıbetini düşünmeye ve bu yerleri terk edilmişliğe sürükleyen olayları analiz etmeye yardımcı olur. Bugün bazı kasvetli, gizemli ve heyecan verici yerlere gideceğiz. Ve en önemlisi Korugan denilen en güçlü savunma sistemlerinden biri olan uzun vadeli savunma noktalarının terk edilmiş hallerine bakacağız. Hiç banka kasasına girdiniz mi? Eğer bir banka kasası kiraladıysanız muhtemelen neye benzediğine dair bir fikriniz vardır. Şimdi kasanın bulunduğu banka binasının terk edildiğini ve yeraltı seviyesindeki kasa bölümünün sudan altında kaldığını hayal edin. Burası Chicago. Kasa bölümüne girmek için profesyonelce tasarlanmış, su geçirmez ekipmanlara sahip olmanız lazım. Bunların yanında bir de gaz maskenizin olması lazım. Çünkü içerideki havada çok az oksijen bulunmakta. Havanın içeriği ağırlıklı olarak tehlikeli metan, hidrojen sülfür gazları ve küf sporları içermekte. Buradaki sular genelde diz derinliğinde, bazı yerlerde ise bele kadar geliyor. Bankanın aktif olduğu dönemlerde kasa bölümü sızan yeraltı sularını pompalamak için sürekli çalışan drenaj pompalarıyla kuru tutulmuştur. Ama banka terk edilip elektrikler kesilince burası hemen sular altında kalmıştır. Su tüm kasa çekmecelerine yayılmıştır. Kasaların hepsi o kadar paslı ki içinde ne olduğunu görmek için onları açamazsınız bile. Bu muhteşem yer Almanya'da bulunuyor. Terk edilmiş bir uzay iletişim servis istasyonu. Bir düşünün, burada uzaydaki uzay araçlarıyla ya da uzayda bulunan röle uydular aracılığıyla diğer yer istasyonlarıyla iletişime geçiyorlardı. Buradan uzay araçlarının kontrolü ve yönetimi yapılıyordu. Ama şimdi tamamen terk edilmiş halde. İstasyonun sadece iş için değil, aynı zamanda çalışanların boş zamanlarını geçirebilmesi için gerekli olan her şeyle de dolu olduğu görülüyor. Burayı keşfedenler hala buranın yerini bir sır gibi saklıyor. Belki de bu yüzden yağmacılar burayı henüz yağmalayamadılar. Peki ya gerçek bir uzay gemisini gezmeye ne dersiniz? Hollandalılar, Sovyet uzay aracı Buran'ın bulunduğu Baykonur Kozmodromu bölgesindeki hangara girdi. Baykonur'daki terk edilmiş hangarlar, Sovyetler Birliği'nin en iddialı uzay programlarından birine aittir. Uzay aracının inşaatı 70'li yıllarda başladı. Geminin hem uzayın barışçıl bir şekilde araştırılması hem de askeri programlar çerçevesinde görevler yapması gerekiyordu. Proje çerçevesinde en güçlü Sovyet fırlatma aracı Energy'ye oluşturuldu. Bu taşıyıcı bir gemiyi ve ağır uzay istasyonlarını uzaya taşıyabilecek güçtedir. Ay'a bir keşif gezisi hazırlamak için Energy'nin kullanılması planlanmıştı. 1988'de Energy'ye Buran yeniden kullanılabilir uzay aracını yörüngeye fırlattı. Buran'ın ilk uçuşu tam otomatikti. Energy'ye Buran programı, Sovyet kozmonot tarihindeki en büyük ve en pahalı programdı. Buran otomatik modda bir iki uçuş daha yapmak zorunda kaldı. Bundan sonra insanlı bir versiyonda çalışması başlayacaktı. Ancak 1990'da program üzerindeki çalışmalar askıya alındı ve 1993'te Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra program tamamen kapatıldı. Belirtmekte fayda var ki macera severlerin keşfettiği gemi Buran'ın kendisi değildir. Uzaya uçan gerçek Buran, 12 Mayıs 2002'de Kozmodrom'un kurulumu sırasında test binasının çatısının çökmesi sonucu tamamen yok oldu. Buranın kalıntıları parçalara ayrıldı ve daha sonra hurda metal olarak satıldı. Macera severler tarafından bulunan gemi, sözde versiyon 1.02 Sovyet gemisinin ikinci uçuş kopyasıydı. Rusya'nın güneyinde Gelencik şehrine 30 kilometre mesafede başka bir şaşırtıcı nesne bizi bekliyor. 2018 yılında Kabardinka köyü yakınlarında karaya oturan Afrika dökme yük gemisi Rio. Anlaşıldığı üzere geminin sigortası karaya vuran geminin kurtarma maliyetini karşılamamış. Sonuç olarak gemideki insanlar sınır dışı edilmiş ve dökme yük gemisi karaya oturmuş şekilde orada bırakılmış. Yerel girişimciler gemiye illegal turlar düzenlemiş, hatta geminin yakınlarına yetkililerin 2 gün içerisinde kapatmışlar.
kapattıkları bir kafe bile açmışlar. Geminin etrafında çit yok. Bu nedenle Rio'ya yaklaşılabiliyor ve 146 metrelik geminin manzarasının tadını çıkarabiliyorsunuz. Rio'nun güvertesinin genişliği 22 metre, omurgasının yüksekliği ise 16 metredir. Bir yıl sonra bu gemi satın alındı ama sonrasında ona ne olduğu bilinmiyor. 1921'de Belçika'nın Charleroi şehrinin banliyölerinde büyük bir kömür yakıtlı enerji santrali inşa edildi. Santralin yakınındaki geniş yapı suyu soğutmaya yarayan bir soğutma kulesidir. Burası 1977'de inşa edildi. Su merkezi delikten çıkarak oluklara akar ve bu oluklardan kenarlara dökülür. Boruya kulenin tabanından giren rüzgar, içerideki suyun soğutulmasına katkıda bulunan hava akımları yaratır. Enerji santrali soğutma kulesinden dakikada 480 bin galon yani 1800 metreküp su geçiyor. 1958'de santral dönüştürüldü, kömürün yerini gaz aldı. Ancak bu onu 2007'de kapanmaktan kurtarmadı. Çalışmalar santralin Belçika'nın toplam karbondioksit emisyonlarının %10'unu oluşturduğunu gösterdi. Ek olarak oluklar, nemli ve ılık mikro ikliminde kitle enfeksiyonlarına neden olabilecek patojenik bakteri kolonileri üretti. İstasyonun durdurulmasına karar verildi. Burası 15 yıldır tamamen terk edilmiş durumda. Soğutma kulesi dünyanın her yerinde bulunan gezginler için popüler bir cazibe merkezi haline geldi. Tayland'ın Koh Chang Adası popüler bir tatil beldesidir. Ancak burada oldukça garip bir yer bulunuyor. Grand Beach çok güzel ve iyi bir konuma sahip olmasına rağmen terk edilmiş görünüyor. Uydudan sonsuza dek buraya demirleyen gemiyi görebilirsiniz. Tayland ormanının ortasına bu gemi nereden geldi ve neden hayalet gemi olarak adlandırılıyor? Geminin birkaç katı ve 7 güvertesi var. Bu gemi ormanla çevrili karada yer alıyor. Bir koyun yakınındaki bir ormanda. Gemiyi doğrudan ormana getirmek için plajdan bir kanal kazıldığı söyleniyor. Gemi istenilen yere getirildiğinde ise kanal tekrar kapatılmış. Burada bir gemi otel konseptinin yapılması planlanmış. Büyük gemi merkezi bina olacaktı. Ama onun yerine bugün burada yabani otlar büyümüş, otelse bomboş duruyor. Otel açık olsa bile büyük ihtimalle sadece yerel işçiler burada konaklardı. Çünkü buraya hiç turist gelmiyor. Otel işletmeciliği açısından bu kadar başarılı bir proje neden mi sahipsiz hale geldi? Aslında otel bir sürü açıktı. Ama kamera odalar büyük geminin tamamında değil, yalnızca belli bölümünde kiralanabiliyordu. Yerel halk gemiyi tehlikeli bir yer olarak görüyor ve hatta hayalet olarak adlandırıyordu. Bunda geminin üst güvertesinden düşüp ölen Rus turistin payı da büyük. Şimdi de tarihi askeri yapı Korugan'dan bahsedelim. Uzun süreli ateşleme noktası, dayanıklı malzemelerden yapılmış ufak bir kaledir. Korugan, askerleri düşman ateşi tarafından vurulmaktan korur ve onlara taret topları ve makineli tüfeklerle ateş etmelerini sağlar. Koruganlar, monolitik veya prekast beton, harç taşı, takviyeli demir kirişler ve zırh kapaklarından yapılmıştır. Bu yapı, müstahkem alan sistemindeki tek veya birçok yapıdan biri olabilir. Koruganlar hakkında konuşurken kişi başına düşen korugan sayısı açısından lider ülke olan Arnavutluk'tan bahsetmeden olmaz. 1970'lere gelindiğinde Arnavutluk tamamen tecrit altındaydı. Devletin lideri, ateşli Stalinist Enver Hoca, Sovyetler Birliği ile ilişkileri bozmayı, Varşova Paktı'ndan çekilmeyi ve son dostu Çin'le kavga etmeyi başardı. Dış politikanın resmi görevlerinin Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, Çin ve Yugoslavya'ya karşı mücadele olduğu ilan edildi. Ülke herkese karşı savaşa hazırlanarak güçlenmeye başladı. İlk başta koruganların stratejik yerlere inşa edilmesi planlanıyordu ancak Arnavutluk liderinin tahkimat planları daha çılgıncaydı. Gerçek savunma koruganlarının gizli ve kamufle edilmiş olmasına karşın Arnavutluk'takiler açıkça her yere inşa edildi. Sığınakların inşası devasa bir propaganda projesi haline geldi. Arnavutluk'un yüz ölçümü 28.700 km², nüfusu yaklaşık 3 milyon kişidir ve buraya 700 binden fazla beton korugan inşa edildi. Ülke tüm nüfusunu aynı anda koruganlarda gizleyebilirdi. Korugan ağının inşasının her Arnavut'a 2006 döviz kuru üzerinden 760 avroya mal olduğu tahmin edilmektedir. Hocanın döneminde ülkede bir kişi ortalama ayda 19 avro kazanıyordu. Enver Hoca'nın 1985'te ölümünden sonra tahkimat programı hızla kısıtlandı ve 1991'de Arnavutluk geçiş ekonomisine sahip totaliter sonrası bir ülke haline geldi. Arnavutlar trajikomik bir görevle karşı karşıya kaldılar. Kendi ceplerinden inşa ettikleri koruganları yine kendi ceplerinden harcayarak yok etmek.
Ama konut krizi yaşayan bu ülkenin yoksul vatandaşları, terk edilmiş koruganları konut, tavuk kümesleri ve hayvan barakaları olarak kullandılar. Koruganlar, küçük girişimciler tarafından mini oteller, kafeler, restoranlara dönüştürüldü. Hatta birkaç tane de büyük odanları açıldı. Bugün Arnavutluk'ta sığınakların sökülmesinde uzmanlaşmış özel şirketler var. Küçük bir tanesini sökmek 1000 avroya kadar mal oluyor. Bu nedenle yalnızca kıyı şeridi ve turistik alanlardakiler sökülüyor. Diğer koruganların %99'u oldukları yerde duruyor. 1928'de Sovyetler Birliği'nde bir tahkimat savunma hattı, sözde Stalin hattı inşası başladı. Özel müstahkem alanlar Karadeniz kıyılarına kadar uzanıyordu. Aynı zamanda Kiev müstahkem bölgesi neredeyse 85 kilometre boyunca uzanan ve Kiev-Dinyeper'in sağ kıyısı boyunca yarı halkayla kaplayan en büyük alan olarak kabul edildi. Bu savunma hattının içine 750 korugan inşa edildi. En büyüklerinden biri 1929'da inşa edilen 401 numaralı korugandır. İki makineli tüfek penceresi ve birçok da yeraltı bağlantısı vardır. Üç katlıdır. Zemin katta bir giriş ve makineli tüfek pozisyonları vardır. Girişin sağında gözlemler için basamaklar vardır. Girişin karşısında girişten ateş etmek için bir pencere vardır. İkinci katta askerlerin dinlenmesi veya cephanelik için kullanılan küçük bir oda bulunuyor. Üçüncü, alt katta yeraltı geçitlerine çıkan acil çıkışlar vardır. Yeraltı geçitlerinin uzunluğu, yan dallar ve paralel geçitlerle birlikte 510 metredir. Bu korugana savaş sırasında çok ateş açıldı. Ancak ciddi bir hasar almadı. Bu yüzden bugüne kadar hayatta kalabildi. Tabii ki tüm metal parçalar yağmacılar tarafından kesildi, ancak ana bina bozulmadan kaldı. 2006 yılında ilk Ukrayna korku filmi burada çekildi. Ve korugan popüler bir terk edilmiş turist cazibe merkezi haline geldi. Alışılmadık bir tahkimat binası Primorsky Kray, Rusya'daki Ruski Adası'nda bulunmaktadır. 1934 yılında inşa edilen Skala, kıyıyı olası bir düşman çıkarmasından korumak için Ostrovnaya Körfezi'nin batı kıyısındaki bir kayaya inşa edildi. Aslında bunlar büyük bir kayanın her iki tarafına yapılmış iki ayrı korugandır. İkisi birbirine içeriden bağlantılıdır. Suyun üzerinde asılı olan koruganda ana giriş bulunmaktadır. İkinci korugandaysa bir acil çıkış deliği bulunuyor. Her koruganda da savaş esnasında düşmanı püskürtmek için makineli tüfek ateşleme pencereleri vardır. Ana giriş ise bir başka makineli tüfekle korunuyor. İki koruganı bağlayan geçitte mühimmatın depolandığı odaya çıkan bir geçit bulunuyor. Pandora TR kanalımızın bu videosundan da bugünlük bu kadar. Kanalımızdaki videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, güzel yorumlar eklemeyi unutmayın. Yakında yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.